Sayın Rektörüm, değerli akademisyenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, Marmara Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine hoş geldiniz. Sizlerle her yıl olduğu gibi bu yılda açılış dersimizi yüz yüze yapmayı isterdik. Ancak tüm dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 küresel salgını sebebiyle programımızı sanal ortamda gerçekleştireceğiz. Şimdi hep birlikte Marmara Üniversitesi'nin kısa bir tanıtım videosunu izleyelim. Evet, size bir sürprizimiz olacak. Şimdi üniversitemizin 1982 yılında kuruluşunu yapan ve çok önemli hizmetlerde bulunan kurucu rektörümüz Sayın Profesör Doktor Orhan Oğuz'un akademik açılış yılı mesajını hep birlikte izleyeceğiz. Marmara Üniversitesi'nin yeni öğretim yılının açılışı hayırlı, uğurlu, güzel olsun inşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Üstün başarılar dilerim. Evet, Sayın Kurucu Rektörümüz Profesör Doktor Orhan Oğuz'a çok teşekkür ediyoruz bu mesajı için ve sağlık diliyoruz kendisine. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocamızı arz ediyorum. Üniversitemizin çok kıymetli mensupları, değerli hocalarım, çok kıymetli öğrenci kardeşlerim, hepinizi öncelikle
sevgiyle, saygıyla selamlarım. 2020-2021 akademik yılı açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii açılışta bizleri çok memnun eden bir gelişme oldu. Sizler de eminim çok memnun oldunuz. Açılışımızı kurucu rektörümüz Orhan Oğuz hocamızın konuşmalarıyla gerçekleştirmiş olduk. Teşrifleriyle hepimiz çok memnun olduk. Orhan Oğuz hocamıza Allah'tan sağlık, afiyet diliyoruz. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Sağ olsun, var olsun. Çok değerli üniversitemizin mensupları ve öğrenci kardeşlerim. Biraz önce de açılışta da arkadaşımızın ifade ettiği gibi bizler doğrusu bu akademik yılı açılışını üniversitemizde sizlerle beraber yüz yüze yapmayı çok arzu ettik. Fakat bu salgın ortamında doğrusu bunu gerçekleştirebilme imkanımız olmadı. Biraz üzgünüz, buruk, kalbimiz biraz buruk, doğrusunu söylemek lazımsa. Ama inşallah önümüzdeki zamanlarda yüz yüze akademik yılı açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bunun doğrusu heyecanını şimdiden çektiğimizi bilmenizi arzu ederim. Bugün akademik yılı açılışını iki kıymetli, değerli hocamızla birlikte yapacağız. Bunlardan bir tanesi Mehmet Genç hocamız, diğeri Mesut Efendiyev. Mehmet Genç hocamız Malmö Üniversitesi'nde uzun yıllar hizmet vermiş, kıymetli bir hocamız. Mesut Efendiyev hocamız ise Azerbaycanlı kendisi, Almanya'da uzun yıllardır, 30 senedir matematik alanında çalışan bir hocamız. İnşallah açılış dersini bu iki hocamız ayrı ayrı sizlerle yapacaklar. Ben açılış dersinden önce üniversitemizle alakalı birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle şuradan başlamak isterim. Bu COVID-19 salgını dolayısıyla bildiğiniz gibi Marmara Üniversitesi'nde öğretimimiz uzaktan eğitim yoluyla başladı. Bazı fakültelerimiz ve bazı bölümlerimiz örgün eğitim içerisinde değerlendirebileceğimiz şekilde fakültelerine geliyorlar. Arzumuz, isteğimiz ve planlarımız bütün üniversite öğrencilerimizi fakültelere davet etmek olacaktır. Emin olunuz, bunun için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Tabii salgın ortamında Marmara Üniversitesi sorumlu devlet mercileriyle beraber hareket etmektedir. Eğitim öğretimin örgün hali alması yine ilgili birimlerle istişare mahiyetinde görüşmelerden sonra gerçekleşeceğini bilmenizi isteriz. Bizler de gerçekten fakültelere, bölümlere, yerleşkelerimize, külliyelerimize doğrusunu söylemek lazımsa sizleri bir an önce davet etmek arzu ediyoruz. Ama önce sağlık diyoruz, önce öğrencilerimizin, sizlerin, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin sağlık durumu bizler için daha öncelikli. Emin olun bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu dönem öğretimimiz uzaktan, genel olarak uzaktan eğitim yoluyla olacak. İnşallah ikinci dönemde şartlar el verdiği takdirde çok hepinizi severek heyecanlı bir şekilde kampüslere davet edeceğimizi bilmenizi isterim. Bu şartlarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ve Marmara Üniversitesi'nde de eğitim modeli birbirine benzer şekilde yürütülmektedir. Bu bakımdan inşallah biraz daha sabır diyorum. İnşallah yüz yüze eğitim yapacağımız günlerde gelecektir. Tabii uzaktan eğitim bu dönem yakın zamanda başladı. Sizlere bazı bilgiler paylaşmak isterim. Üniversitemizde 70 bini aşkın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizle beraber bizler 2 hafta kadar önce bildiğiniz gibi uzaktan eğitime başladık. Altyapımızı güçlendirdik. Sistemde bazen hatalar olmaktadır.
bunları yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Bir örnek vermek gerekirse bugün Marmara Üniversitesi'nde anlık 500 oturum açılmaktadır derslerde. 500 oturum. Günlük oturum sayısı 2000'i geçmektedir. Günlük giriş ise öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız da 120 bini geçmektedir arkadaşlar. Biz bu online eğitimi kendi yerli yazılım ve bilişim altyapısıyla gece gündüz uğraşarak size hizmet vermeye çalıştığımızı bilmenizi isterim. Bu bağlamda öncelikle bizlere bu hizmeti veren teknik personelimize, idari personelimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bazı teknik aksamalar dolayısıyla derslere giremeyen veya girdiği halde düşen arkadaşlarımız oluyor. Bunları yakından takip ettiğimizi ve gerekli tedbirleri aldığımızı bilmenizi isterim. Zaten birkaç günden beri de farkındaysanız çok şükür hamdolsun sisteme girişlerde ciddi aksaklıklar yaşanmıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu ufak minör şeyler de aksaklıklar da en kısa zamanda giderileceğini bilmenizi isterim. İkinci teşekkürüm hocalarıma olacaktır. Sağ olsunlar hocalarım kısa zaman içerisinde sayısı 13 bini bulan dersleri dijital hale getirdiler. Bu fevkalade çok çok önemli bir hizmet, çok büyük bir emek. Bu vesileyle hocalarımıza, huzurlarınızda ben teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten sizlerin emekleriyle üniversitemizde eğitim, öğretim aksamadan devam etmektedir. Bu vesileyle sizlere teşekkür ederim. Tabii öğrenci kardeşlerime, müstakbel meslektaşlarıma da bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Sizler de evlerinizden veya diğer mekanlardan derslerinize uzaktan eğitim yoluyla, bilgisayarlarınızla, tabletlerinizle girmeye çalışıyorsunuz. Derslerinizi dinlemeye çalışıyorsunuz. Gayret içerisindesiniz. Bunları da görüyorum. Doğrusu sizleri de tebrik ederim. Bravo diyorum. İnşallah bu gayretleriniz önümüzdeki dönemin sonuna kadar devam edecektir. Buna inanıyorum. İnşallah hep beraber üniversite camiamız hep birlikte bu süreci en güzel şekilde yerine getirecektir. Elimizdeki mevcut imkanlar dahilinde eğitim öğretimde kaliteden ödün vermeden elimizden geldiği ölçüde en iyisini birlikte yapmaya gayret edeceğiz, çabalayacağız. İkinci olarak sizlerin gündemine getirmek istediğim husus üniversitemizdeki son gelişmelerle alakalı olacaktır. Bildiğiniz gibi üniversitemize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tahsisi gerçekleştirilen eski adıyla Kenan Evren Kışlası, yeni adıyla Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'deki fakülte binaları imalatımız, inşaatımız devam etmektedir. Pandemi ortamında inşaatına başlanan iki fakültemizin tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerimiz bu senenin sonunda ve 2021 bahar aylarında inşallah yeni yerleşkemize, yeni külliyemize taşınacaklardır. Burada eğitime önümüzdeki dönemde geçilecektir. Külliyemizdeki inşaatlarımız Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden sonra devam edecek muhterem hocalarım ve saygıdeğer öğrencilerim. Üniversitemizin dağılmış diğer yerleşkelerinde bulunan fakültelerimiz kısa zaman içerisinde ikinci ve üçüncü etaptaki faaliyetlerimiz de ihalelerle beraber ki onlarla alakalı çok önemli çalışmalar şu anda yürütmekteyiz. Yeni yerleşkemize taşınmaları için gerekli altyapı çalışmaları başlayacaktır. İnşallah 2023 senesine kadar eğer işler yolunda giderse şu pandemi ve diğer önümüzde bulunan bir takım engeller ortadan kalktığında inşallah bütün üniversitemiz tek bir çatı altında, tek bir yerleşke veya külliye çatısı altında bir araya gelecektir. Yeni yerleşkemiz
İnşallah İstanbul'un ve Türkiye'nin en güzel üniversite mekanlarından biri haline gelecektir. Bunlarla alakalı önümüzdeki zamanlarda da sizlerle inşallah paylaşımlarda ve bilgilendirme toplantılarında sizlerle gelişmeleri paylaşacağım. Sizlere yerleşkemizin ve fakültelerimizin durumları hakkında yeni bilgiler vereceğiz. Bunu bilhassa ifade etmek isterim. Üniversitemizde önemli gelişmelerden bir tanesi Haziran ayında muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduğumuz ikinci bir hastane oldu. Temellerine 1992 senesinde atılmış olan hastanemizin inşaat çalışmaları tamamlandı ve biz geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde bu hastanemizi hizmete almış bulunuyoruz. Adı Profesör Doktor Asaf Ataseven Hastanesi'dir. Bu üniversitemizin ülkemize, toplumumuza hizmet vermeye başlayan ikinci hastanesidir. Ve pandemi hastanesi olarak şu anda hizmet vermektedir. Bu hastanemizde üniversitemizin öğretim elemanlarına, bütün öğrencilerine ve mensuplarına hizmet vermektedir. Tabii ki diğer toplumumuzun bireylerine de hizmetleri devam etmektedir. Bu üniversitemizin son yıllarda en önemli kaydettiği gelişmelerden bir tanesidir. Bir başka güzel gelişmeyi ve müjdeyi sizlerle paylaşmak isterim. Sağ olsun maliyemizin de katkılarıyla, bakanlıkları, ilgili bakanlıklarımızın da katkılarıyla inşallah yeni külliyemizde bir engelsiz diş hastanesi yapımına, yakında imalatına başlayacağız. Sadece ülkemizin engelli vatandaşlarına hizmet, diş hizmeti sunacağı, diş sağlık hizmetleri sunacağı bu hastanemizin temellerini önümüzdeki günlerde atacağımızı buradan sizlere duyurmak arzu ederim. Tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerimizin bulunduğu yerleşkemizde öğrencilerimizin bizden istediği öğrenci merkezi projesinin de yakın zamanda hayata geçeceğini buradan sizlere duyurmak isterim. İnşallah bir sene içerisinde, belki 1,5 sene içerisinde bu merkezimiz yerleşkemizin bu kısmındaki öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Bunu da buradan duyurmak isterim. Üniversitemizin gündeminin en önemli gündem maddesi, değişmeyen gündem maddesi ki onu sona bırakmak istedim, akademik üretkenlik. Marmara Üniversitesi, Türkiye'de 207 tane bulunan gerek vakıf üniversitesi, gerek devlet üniversiteleri içerisinde gerçekten müstesna bir yere sahiptir. Biz Marmara Üniversitesi'ni bütün bu üniversitelerimiz içerisinde daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Bunun için de bizlerin akademik üretkenliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Ben bu açılış toplantısı dolayısıyla üniversite öğretim elemanlarımızdan bu konuda bilhassa biraz daha gayret sarf etmelerini beklediğimi ifade etmek isterim. Son yıllarda gerçekten bütün fakültelerimiz öğretim elemanları tarafından ortaya konulan çalışmalar, yayınlanan makaleler, alınan projeler, verilen önemli akademik hizmetler üniversitemizi diğer üniversiteler arasında ciddi bir yükseltme aşamasına sokmuştur. Üniversitemiz akademik üretkenlik bakımından fevkalade önemli gelişmeler kaydetmiştir. Biz Marmara Üniversitesi'ni Türkiye'deki bütün üniversiteler içerisinde akademik üretkenlik bakımından ilk 3 üniversite içerisinde hayal ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle, var gücümüzle, sizlerin de katkılarıyla hep beraber üniversitemizi Türkiye'de ilk 3 üniversite arasında görmek için elimizden gelen bütün gayretleri sarf ettiğimizi ve sizlerden de bu konuda katkılar beklediğimizi bilhassa ifade etmek isterim.
Dünya ölçeğinde de Marmara Üniversitesi'nin ilk hedefi, ki şu anda ilk rankinglerde ilk 800 bandı içerisindedir. İlk hedefimiz ilk 500 içerisine girmektir. Ondan sonra ise daha da bu gelişmeleri arttırmak, üniversitemizi gerek Türkiye'de gerek dünyada adından akademik üretkenliğiyle söz edilen bir yüksek öğretim kurumu haline getirmek arzu ediyoruz. Böyle bir hayalimiz, böyle bir stratejik hedefimiz olduğunu sizlerle paylaşmak isterim ki gerçekten bu konuda bizimle birlikte yürüyen, bu konuda katkı veren bütün hocalarıma buradan çok çok teşekkür ederim. Bu sene kendilerinden bilhassa ulusal ve uluslararası proje destekleme fonlarına başvuru yapmalarını istirham ediyorum. Yüksek lisans ve doktor öğrencilerimizden de aynı şekilde lisans üstü tezlerini fonlandırmak, destek, mali destek bulmak amacıyla gerek üniversitemize, gerek TÜBİTAK'a ve gerek diğer ulusal ve uluslararası fonlara başvuruda bulunmalarını istirham ediyorum. Bu bizler için fevkalade önemli bir hedeftir. Bilhassa bunu da genç akademisyen arkadaşlarımdan, genç meslektaşlarımdan beklediğimi ifade etmek isterim. Bir de bu vesileyle, bu açılış vesilesiyle üniversitemize katılan, İstanbul Şehir Üniversitesi'nden katılan öğrenci kardeşlerimle alakalı bir iki hususu da vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran 2020 senesinde verilen kararla İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri Marmara Üniversitesi öğrencileri oldu. Daha önce de vurguladığım ve ifade ettiğim gibi İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne geçen bütün öğrenciler bizlerin artık öğrencileridir. Her biri üniversitemizin öğrencisidir. Marmara Üniversitesi öğrencileri bulunmaktadır. Şimdi İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne geçen öğrenci sayısı 6500'ü bulmaktadır. 6500 öğrencimizi biz birkaç ay içerisinde bütün intibak ve transfer işlemlerini gerçekleştirdik. İlgili sınıflarına yerleştirdik. Bilin ki her bir öğrencinin ayrı ayrı transkripti çalışılmak suretiyle ilgili sınıflara intibakı ve transferi gerçekleştirildi. Bu bakımdan başta idari personelimize ve akademik personelimize ben teşekkür etmek isterim. Sizlerin gayretleriyle, emekleriyle, çabalarıyla öğrenci kardeşlerimizi üniversitemize aktarma işini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte tabii karşı karşıya kaldığımız bir takım zorluklar, bir takım sıkıntılar hiç şüphe yok ki oldu. Ama biz iyi niyetle bütün öğrenci kardeşlerimizi kendi öğrencilerimiz olarak görüyoruz ve o şekilde de kayıtlamalarını gerçekleştirdik. Marmara Üniversitesi'nde Marmara Üniversitesi öğrencisinden başka hiç kimse yoktur. Bütün öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi'nin öğrencileridir. Bu konuda öğretim elemanlarımıza, idari personelimize de gerekli açıklamaları, gerekli mesajları sizler de biliyorsunuz vermiş bulunuyoruz. Üniversiteye yeni gelen bu vesileyle yeni öğrencilerimize de ben başarılar diliyorum. İnşallah üniversitemizden en güzel şekilde mezun olacaklarına inancım sonsuzdur. Her biri Marmara Üniversitesi'nin öğrencisidir ve Marmara Üniversitesi'nin diplomasıyla Marmara Üniversitesi mezunu olarak buradan inşallah diğer öğrencilerimiz gibi ayrılacaklardır. Şimdi bu konuda bir iki hususu daha vurgulamam lazım. Buradan sizlere de gerek öğretim elemanlarımıza, gerek öğrencilerimize, mensuplarımıza da vurgulamak isterim. Marmara Üniversitesi öğrencilerin üzerinde hiç kimsenin himaye veya vasilik iddiası olamaz. Böyle bir şeye kalkışanlar kendi işlerine bakmaları lazım. Marmara Üniversitesi'nin öğrencisi Marmara Üniversitesi'ne aittir. Marmara Üniversitesi'nin öğrencilerine hiç kimse
himayet taslamaması lazım. Hiç kimsenin Marmara Üniversitesi'ne vasilik taslamaması lazım. Herkes kendi işini yapması lazım. Üniversite kendi işini yapacak, vakıf kendi işini yapacak, diğer kurumlar, herkes kendi işini yapacaktır. Biz kendi öğrencilerimizin işlerini elimizden gelen en iyi şekilde, gayretlerimizle yerine getirmeye çalışıyorum. Üniversitemizde öğrencilerimiz arasında hiç kimse tefrika veya ayrımcılık yapamaz. Böyle bir şey yoktur. Hiçbir öğrenci ne dini, ne dili, ne rengi, ne ırkı, ne başka bir mensubiyeti sebebiyle ayrıma tabi tutulamaz. Bu üniversitenin mantığına bir sefer en başta aykırıdır. Bu bir. İki, gerek kanunlar, gerek yönetmelikler, gerek yönergeler bu konuda çok açıktır. Bu konuda herhangi bir şekilde başka yollara tevessül etmeye kalkışan insanlar olduğu takdirde gereken her türlü hukuki gereklilik yerine getirilir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz yeni gelen öğrencilerimizle bir zenginlik kazandığımıza, güç kazandığımıza inanıyoruz. İnşallah hep beraber sağlık afiyet içerisinde, huzur içerisinde, barış içerisinde bu şekilde devam edeceğiz. Ve ben de bunun geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle 2020-2021 akademik yılının tekrardan başarıyla, afiyet içerisinde, sağlık içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum. Üniversitemiz hocalarına bu yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Kendilerine sağlık, afiyet diliyorum. En güzel şekilde dönemimizi yürütmemizi ve sonunda kapatmamızı temenni ediyorum, diliyorum. Benim üniversite rektörü olarak üzerime düşen hususlar olduğunda, çok acil hususlar olduğunu düşündüğünüz zaman mutlaka bölüm başkanlarınızla, dekanlarınızla paylaşın. Onlar da bana mutlaka meselelerinizi aktaracaktır. Elimizden geldiği kadar üniversitemizi yine en iyi şekilde temsil etmeye, en iyi şekilde yukarılara, en üstlere taşımaya çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle tekrardan hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. En güzel şekilde üniversitemizde eğitim, öğretim faaliyetlerini yürütmeye çalışacağız. Bizler sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Lütfen sizler de bizlere yardımcı olmaya çalışın. İnşallah bu süreci, bu pandemi ortamındaki bu süreci en sağlıklı şekilde hep birlikte atlatmayı diliyorum. Size sağlık, afiyet diliyorum. Muvaffakiyet diliyorum. İyi ki varsınız. Biz de çok memnunuz bundan. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi inşallah Mehmet Genç hocamız ve Mesut Efendiyev hocamız açılış dersini yapacaklardır. Kendilerine de buradan başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın ve konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımız, şimdi Marmara Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersini bizlere verecek olan kıymetli hocalarımızı önce sizlere tanıtmak ve ardından sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Sayın Doktor Mehmet Genç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1958'de bitirdi. 1960'da girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde İktisat Tarihi Asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan ile çalıştı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde emekli oluncaya dek pek çok öğrenci yetiştirdi. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1999 yılında emekli olduktan sonra İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Mehmet Genç'in Osmanlı ekonomisi üzerine yayınladığı pek çok makalesi İngilizce, Fransızca, Arapça ve Yunanca gibi pek çok dile çevrilerek tekrar basıldı. Bu tebliğ ve makalelerin önemli bir bölümü bazı ilavelerle Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi adıyla Ötüken Yayın Evi'nden 2000 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. 2006 yılında Erol Özvar'la birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladıkları eser Osmanlı Maliyesi, Kurumlar ve Bütçeler adıyla neşredildi. Çok sayıda ödül sahibi olan Mehmet Genç, 2015 yılında tarih dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık bulundu. Mehmet Genç hocamız şu an üniversitemizde Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi isimli lisansüstü ders vermektedir. Şimdi sözü Doktor Mehmet Genç hocamıza bırakıyorum. Marmara Üniversitesi'nin çok değerli hocalarım ve daha değerli olmaları için çalıştığımız öğrencilerimizin huzurunda hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Bu sömestri, birinci sömestride Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi adıyla bir dersi açmamı Sayın Rektörümüzün talimatıyla öğrendim. O dersin adeta ilk parçası, özeti gibi bir konuşmayla huzurunuzdayım. Osmanlı Devleti ve ekonomisi problemi çok gençliğimden beri çok önemli bir problem olarak uğraştığım bir alan olduğu için o konuda birkaç cümle söyleyeceğim. Bu işe ben başladığım zaman 1960'larda Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti hakkındaki genel tasavvur çok olumlu değildi. Osmanlılar neticede kaba kuvvetle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'ya hakim olmuş ve bu kaba kuvvete karşı gelebilecek mukabil kuvvet oluşuncaya kadar da Avrupa'daki varlıklarını sürdürdükleri ve 17. yüzyılın sonlarında 1680'lerden itibaren geri çekilmeye başladıkları ve bu çekiliş 1918 Mondros Mutarikesi'ne kadar devam edip noktalandığı hakkında bir genel görüş vardır. Osmanlıların bu dönem içinde hakim oldukları bölgede herhangi bir medeniyet üstünlüğü gösterebilmiş oldukları düşünülmüyordu. Sadece kaba kuvvetle hakim oldukları, yeteri kadar kaba kuvveti koruyamadıkları veya daha kuvvetli bir akımla karşılaştıkları için neticede geri çekilip yok olup gittiklerini düşünüyordu o zamanki Türk aydın kamuoyu. Esas problem şu idi. Osmanlı Devleti modern iktisadi büyümeye katılmayı başaramamıştı. Eğer Osmanlılar bunu başarabilmiş olsalardı muhtemelen bütün kusurlarını affeder ve sineye çekebilirdik, çekerlerdi, çekilirdi herhalde. Evet.
Osmanlıları, Osmanlı Devleti'ni kuran Asya'dan, Orta Asya'dan gelen Türkçe konuşan Müslümanlardı. Daha evvel Müslüman olmuşlardı. Müslüman olarak Anadolu'ya 10. yüzyıldan itibaren gelmeye başlamışlar ve Batı dünyasından ilk temasları da Haçlı seferlerinin başlaması ile birlikte 1100-1090 küsur yıllarında başlamış idi. O zaman Türklerle karşılaşan Avrupalıların gözlemi şöyleydi. Bunlar Asya'dan gelen cesur, iyi kahraman savaşçılar. Fakat dini inançları biraz kötü, sapık. Bu dini inançlarından kurtarılabilirlerse bunlar çok ehil, iyi, medeni insanlar olurlar diye düşünüyorlardı. Daha sonra bu 1100 tarihlerinden sonra Osmanlıların bir beylik olarak Anadolu'nun batı ucunda teşekkül etmeleri 1300 yıllarına doğru ortaya çıktı. O tarihten itibaren Osmanlı Beyliği yavaş yavaş hem batıya hem de Anadolu'daki diğer beyliklere hakim olarak genişlemeye devam etti. Avrupa kıtasına 1352'de çıktılar ve yaklaşık 50 sene geçmeden kuzeyde Tuna'ya, batıda da Arnavutluk dağlarına kadar geniş bir alanı kontrol altına almayı başardılar. 1402 yılında Timur'la yapılan savaşı kaybedince Osmanlı sistemi tümüyle çökmüş oldu. Şehzadeler arası mücadeleler yıllarca sürdü ve Rumeli'de hayat eski haline döndürüldü, döndürülmeye çalışıldı. Sonra bu tarihten bildiğiniz Çelebi Mehmet toparladı ve tekrar aynı sınırlara hızla ulaştı ve genişlemeye devam etti. O dönemde bizim Osmanlı tasavvuruna göre kaba kuvvetle yerleştiğimizi iddia ettikleri Güneydoğu Avrupa'da Osmanlıların nasıl başarılı olduklarına dair bir Grek tarihçisinin yaptığı bir araştırmadan size bahsetmek istiyorum. Atina'da Yunan İlmi Araştırma Merkezi'nde çalışan Nikolas Oikonomides, Selanik bölgesi üzerinde bir çalışma yaptı. Selanik biliyorsunuz 1380'lerde Osmanlılar fethettiler. Yaklaşık 20 sene Osmanlı yönetiminde kaldı. Ondan sonra Ankara Savaşı ile sistem çöktüğü zaman tekrar Bizans'a geri verildi ve 20 senede Bizans idare etti. Sonra 1420'lerde Çelebi Mehmet'in son veya 2. Murad'ın ilk yıllarında tekrar Osmanlı idaresine geçti. Oikonomides, Profesör Oikonomides bu üç ayrı dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı dönemi ve tekrar Bizans dönemini araştıran bir çalışma yayınladı. O çalışmaya göre ortaya koyduğu husus şöyleydi. Osmanlılar Bizans'ın yerine Selanik kontrol ettikleri zaman bütün vergi yükünü yarıya indirdiler. 20 sene bu yarı vergilendirme ile gerçekleştirdikleri yönetimi
halk içten benimsedi. Tekrar Bizans'a geri verildiği zaman 1403'ten itibaren Bizans yönetimi Osmanlıların getirdikleri rejimi değiştirmeye cesaret edemediler. Ve aynı Osmanlı rejimini, mali rejimini sürdürmeye devam ettiler diye ifade ediyor. Osmanlıların Balkanlarda çok hızlı bir şekilde yayılmalarını sağlayan genellikle bizim ders kitaplarında, tarihlerde bahsedildiği gibi karşılarında bir askeri güç yoktu ve kolayca iyi eğitilmiş askerleriyle hakim olmayı sağladılar düşüncesinin çok gerçeğe uygun olmadığı anlaşılıyor. Osmanlılar muhakkak ki çok iyi askerlerdi, iyi organize edilmiş orduları vardı. Ama bu orduları besleyen sosyal ve iktisadi sistemleri çok daha önemliydi. Bu sistemin niteliği hakkında Oikonomides'in bize anlattığı gibi bildiğimiz ilk önemli özellik hakim oldukları yerlerde insanların devlet tarafından getirilen yükleri asgariye, çekilebilir düzeye indirmeleridir. İkinci önemli bir özelliği Osmanlılar hakim oldukları yerdeki bütün halkı hür ilan ettiler. Kölelik Osmanlı rejiminde de vardı o dönemde. O reddedilen İslam'da da kabul edilen. Fakat Osmanlılar kendi tebaasının hiçbir şekilde köle olmasına asla izin vermediler. Hukuken çok ağır ceza müeydesi altına aldılar. Bunu müşahede eden Fransız tarihçi Fernand Braudel de Osmanlıların Balkanlardaki çok hızlı genişlemelerinin orada meydana getirdikleri sosyal devrimle nitelendiren çalışmalarında ifade ediyor. Osmanlılar bu sistemi çok uzun vadede yerleştirmeyi başardılar. Şöyle de bir şeyi ifade etmek gerekir. Osmanlılar Avrupa'ya çıktılar 1350'de, işte Ankara Savaşı ile biraz durakladılar. Sonra tekrar başladılar ve 2. Viyana kuşatması olan 1683 yılına kadar genişlemeye devam ettiler. O süre içinde yani aşağı yukarı 1350'lerden 1600-1680'lere kadar 350 sene çok ciddi bir mağlubiyetleri olmadı. Bir tek mağlubiyetleri İnebahtı Deniz Savaşı 1570 yılıdır. Onun dışında herhangi önemli bir yenilgileri olmadı. Batılılar, Avrupalılar o İnebahtı zaferi biricik olduğu için onun üzerinde çok durdular. Bugün dahil hemen her sene büyük törenlerle kutluyorlar. O tarihlerde 1680'lerde Türkiye'yi ziyarete gelen İtalyan asıllı Kont Marsigli Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret etti. Ve Osmanlıların askeri vaziyeti diye meşhur kitabı yazdı.
O kitabın ön sözünde diyor ki, ben çocukluğumdan beri, yani 17. yüzyıl boyunca tarih kitapları okuyorum. Bu kitapların hiçbiri Türklerin yenilebilir olduğunu kabul etmiyor. Türkler asla yenilmez gibi bir intiba var. Bu bana çok tuhaf geldi. Bunlar Allah'ın yarattığı fani insanlar değil midir? Bunların bir Aşileus'un topuğu, Siegfried'in sırtı gibi bir açık tarafları yok mudur diye merak ettim ve onun için gelip ziyaret ediyorum diyor. O ziyaret ettiği sırada 2. Viyana dolayısıyla bütün Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı ittifak ederek başlattıkları ve adına mukaddes ittifak dedikleri savaş başladı hemen arkasından ve bütün Avrupa'ya karşı verilen bu savaşı tabii ki 16 sene sürdü ve neticede Osmanlılar kaybettiler. Ondan sonra Osmanlılar 18. yüzyılın ilk yarısında biraz toparlandılar. Fakat yüzyılın ortalarından sonra ilk defa Ruslarla bir savaş yaptılar. Meşhur Kaynarca ile biten savaşı kaybettiler. Ondan sonraki savaşların aşağı yukarı hepsi çok zorluk, zahmetli ve kayıplarla kapatılan savaşlar oldu. Ne oldu da o dönemden itibaren Osmanlı sistemi bir daha kendisini toparlayamaz hale geldi? 1770'lerde insanlığın tarihini ikiye bölen çok önemli bir iktisadi değişme oldu. Modern iktisadi büyümenin tarih sahnesine çıkması bu yıllarda 1760'ların sonu ve 70'li yıllarda İngiltere'de ilk defa ortaya çıktı. O sanayi devriminin özü ilk defa, tarihte ilk defa organik olmayan enerjiyle çalışan makinelerin giderek yoğun şekilde sanayide, önce dokuma sanayinde, sonra metalurjide ve bütün sanayi sektöründe ve ekonominin diğer sektörlerine yayılmak üzere yerleştiği bir dönemdi. Bu modern iktisadi büyümenin başlamasıydı. İktisadi büyüme, modern vasfı olmayan iktisadi büyüme çok eskiden beri olabilen bir şeydi. Görülen bir şeydi. Bizim insan, homo sapiens, düşünen insan, bugünkü insanın benzeri olan insanın varlığı için kabul edilen tarih 100 bin senedir. 100 bin yaşındaki olan insan ilk defa 10 bin sene önce ziraat devrimiyle yepyeni bir çağ başlattı. O çağ başladığı zaman insanlığın bütün dünyadaki insanın nüfusu, tabii o zaman nüfus sayımı yapan kimse yoktu ama çok çeşitli göstergelere dayanarak yapılan hesaplamalara göre 4 milyon civarında olabileceği düşünülüyor. Ziraat devrimi olup da insanlar ihtiyaç mallarını kendileri üreterek, tabiatta toplayıcı, avcı olarak sağlamak yerine bizzat kendi elleriyle üretip meydana getirmesi bu muazzam bir yenilikti ve insanlığın nüfusu da bu yeniliğe paralel olarak artmaya başladı. Ondan sonra her bin senede 1 milyon eklenerek
insanların nüfusu miladın yıllarına kadar 300 milyona yaklaştı. Bu nüfus artışı şeye kadar, günümüze kadar tabii devam ediyor ama giderek hızlandı. Önce 1000 yılda 1 milyon eklenen insan nüfusu, milattan sonra 8-10. yüzyıldan itibaren her yüzyılda 100 milyon olarak artmaya devam etti. Günümüzde ki artışı hızlandı çok ve artık 20-25 senede iki misline 100 milyar eklenecek derecede büyüdü. Onun da şimdi meydana getirdiği büyük canlılar alemindeki dengesizliğin cevabını COVID-19'la görüyoruz diyebiliriz. Sonu ne olacağını bilmeyiz. İnşallah hayra şey yapar. Osmanlıların esas problemi bu modern iktisadi büyümeye katılmayı başaramamış olmalarıdır. Osmanlılar modern vasfı olmayan büyümeyi büyümeyi gerçekleştirdiler. Birçok sektörde, birçok dönemde önemli gelişmelere sahne oldu Osmanlı dünyası. Fakat bu modern iktisadi büyümenin diğer iktisadi önceki, yani sanayi devriminden önceki büyümelerden çok önemli bir farkı vardı. Ta ilk zirai devrimden itibaren insanların fert başına üretim kapasitelerindeki artış süreklilik taşımıyordu. Bir süre büyüme oluyordu, sonra duruyordu. Nüfus arttığı için veya başka bir takım felaketlerle duruyor, tekrar başlıyor. Başka medeniyetler ve bölgeler meşaleyi alıyor. Böyle geliyordu. Ama genel olarak dünya adasında uzun vadede bir birikim oldu. Bu birikim yavaş yavaş büyürken işte 14. yüzyıldan itibaren Avrupa'da peş peşe çok önemli değişmeler oldu. Bu değişmeler sayesinde bunlar Rönesans, matbaa, iletişim devrimi, keşifler, yeni kıtaların keşfedilmesi, fiyat devrimi, ziraat devrimi, tekrar neticede 16 ve 17. yüzyıllarda bilim devrimi ortaya çıktı. Bilim devrimi modern deneysel tabiat bilimlerinin doğuşu idi. Bu bilim devrimi ile sanayi devrimi hakkındaki ilişkiler çok tartışmalıdır. Sanayi devrimi 18'in sonlarında doğdu ama bilimle ilişkileri çok belirli değildi. Bilimle sanayinin birbiriyle kenetlenmesi 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşti. Bu tarihten sonra modern dediğimiz sanayi devrimiyle başlayan iktisadi büyüme artık süreklilik kazandı. Bir daha kesintiye uğramadığını ampirik olarak aşağı yukarı 200 küsür senedir devam eden değişmelerin gözleminden çıkarabiliyoruz. Muhtemelen bundan sonra da bu sonuna kadar devam edecek.
Bu tabii aynı zamanda çok büyük bir nüfus yoğunluğu sağladığı için dünyamızın kürenin dışına çıkmak veya nüfus planlaması yapmak gibi problemler yarattığı muhakkak. Osmanlılar bu iktisadi büyümeye katılmadılar veya katılamadılar. Bunun incelenmesi, araştırılması. Benim bütün hayatım aşağı yukarı 60 sene bunun üzerinde durdu. Kitabımda bundan bahsettim. Burada üniversitede vereceğim derslerde bunlar bu konu üzerinde çalışmaya, konuşmaya devam edeceğim. Bu konuşmada çok ana hatlarıyla anlatmakla yetindim. Osmanlıların modern iktisadi büyüme ile ilişkileri çok karmaşık bir konudur. Osmanlılar batıda olup biteni anlamadılar, bilmediler, göremediler ve onun için gafil avlandılar diye düşünüyoruz. Bunun gerçeğe pek uygun olmadığını. Osmanlı sistemi mahiyeti itibariyle farklı değerlere, tercihlere dayandığı ve onları değiştirmekle kimliğini, varlığını değiştirmek, yok olmak arasında çok önemli bir fark görmedikleri için Osmanlılar bu şey diyerek kendi eski sistemlerini değiştirmekte çok direndiler. 1850'lerde bilimle kavuştuktan sonra modern iktisadi büyümenin önüne geçmenin imkanı olmadığı anlaşılıyordu. Ve Osmanlılar da o tarihten itibaren değişmeye başladılar ama bu son derece yavaş oldu. Çünkü onların tercihleriyle Batı'daki modern iktisadi büyümeyi sağlayan elitlerin, müteşebbislerin tercihleri arasında çok önemli bir fark vardı. Kısaca size onun sonuçlarını söyleyeyim. Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na ziyaret için gelen pek çok seyyah, 15. 16. yüzyıldan itibaren giderek çoğalacak seyyahlar var. Bunların çoğu bugünkü gibi İslam'a sempatik bakan insanlar değillerdi. Türkleri de çok sempatik bulmuyorlardı. Onun için gördükleri olumsuz şeyleri mübalağalı söylüyorlardı. Ama olumlu olanları da görmezden gelmiyorlardı. Bu seyyahların çoğunun 17-18. yüzyıllarda bunların hiç dilenci yoktur şehirlerinde diye gözlem yaptıklarını kaydediyorlar. Mesela İstanbul'a gelen, İstanbul Osmanlıların en büyük şehriydi. Yalnız Osmanlıların değil, Avrupa'nın en büyük şehriydi. 16 ile 18. yüzyıl arasında 1750'lerden sonra İstanbul'un önüne geçen Londra oldu, İngiliz başşehri. Onu da Paris takip ediyordu. İstanbul'un nüfusu ne kadardır? Çok net bir sayım yoktur. Ama Londra'da da yoktu o zaman o sayım. Ama hesaplanıyor ne kadar tüketim yapıyorlar, ne kadar ekmek et yiyorlar, su kullanıyorlar gibi göstergelere bakarak tahmin ediyorlar. İstanbul'un nüfusu 500 binin üzerindeydi. Belki 600, belki 700 bine varabiliyordu 17. 18. yüzyılda. Londra onu takip ediyordu. 500 bin, 450 bin. Paris de hemen onun arkasında. Gelen seyyahlar bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki,
Bu şehirde hiç dilenci yok. Ama Londra'da ve Paris'te bütün verileri biliyoruz. 10 kişide birinin dilenci olarak sokakta karşımıza çıktığı bir olgu olarak görülüyordu. Söylüyorlar onu. Yani Londra'da 50 bin, Paris'te de onun kadar dilencinin sokaklarda hareket halinde insanları taciz eder şekilde dolaştıklarını ifade ediyorlar. Osmanlı'da bunların hiçbiri yoktu diye gözlemliyorlar. Peki neden yok? Bize bu kadar var Osmanlı'da, niye yok? Yaptıkları çalışmalara göre bunların diyor ihtiyaçları görülüyor. Onun için dilenmeye şey yok. Bizim araştırmalarımıza göre tabii Müslüman olanlar bir kere dilenme hakkına ancak günlük yiyeceği yoksa yapabilir. Günlük yiyeceği varsa hiçbir şekilde dilenmesine izin verilmez. İslami, Osmanlı İslamı'nın bu kuralıdır. Osmanlılar bütün imparatorlukta meydana getirdikleri imaretlerle, vakıflarla desteklenen kervansaraylarla, zaviyelerle, tekkelerle, aşevleriyle öyle bir dünya yarattılar ki bir günlük yiyeceği olmayan hiçbir insan Müslüman olsun olmasın fark etmezdi. Herkese bu hayat hakkı tanıyordu. Böyle bir sistemin modern iktisadi büyümeye imkan verecek bir birikimi sağlama imkanı olmadığını hemen peşinen söyleyebiliriz. Osmanlıların şey vardır, Osman Gazi'nin kayınpederi Edep Ali'nin tavsiyesi nakledilir. O doğru mu, yanlış mı, yakıştırma mı diye söylenir. Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Tavsiyesi belki söylemiş, belki söylememiştir. Ama Osmanlı sisteminin özünde bu vardı. Bütün insanların hür ve hayat hakkını garanti etmek. Osmanlı padişahları kendi tebaası için Vediyatullah, Allah'ın emaneti dediği insanlara Müslüman demiyordu. İbadullah diyordu, Tanrı'nın kulları diyordu. Her dinden, mezhepten olabilenler arası. Onu şeylerde görüyoruz, bu imaret vakfiyelerinde kimler beslenecek bu vakfiyeden? Müslüman olsun, olmasın. Zengin olsun, fakir olsun. Ola ki zengindir ama o sırada yiyecek ekmeği yoksa o da şeyden faydalanabilir. Osmanlı sistemi böyle bir insani rejim getirdiği için büyük çapta sınai hamleleri sağlayacak birikimde çok zorlandı. Ayrıca da tabii başka bir şanssızlık, 1760'lardan sonra dünya nüfus tarihine bakarsak Osmanlı, yalnız Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, Avrupa'nın doğusundaki yani 1400'lerden itibaren muazzam bir nüfus artışıyla baskı yaratan Rus varlığı ile mücadele etmek zorunda kalması, Osmanlıların 1770'ten sonra giderek yoğunlaşan savunma savaşlarıyla bütün şeyini, sermayesini eritmek zorunda kaldığını,
Onun için modern iktisadi büyümeye geçişte çok yavaş hareket ettiğini, bütün herkese hayat hakkı tanıma akidesinin bir nevi cezası olarak 1918'de yeni bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti'ne kapitalist, modern iktisadi büyümeyi gerçekleştirmek üzere devretti Osmanlı sistemi. Ama Cumhuriyetimizle sosyal adalet prensibini Osmanlı'dan tevarüz ettiği bu yapıyı bütünüyle reddedip çok vahşi bir kapitalist yola da girmedi muhakkak ki. Evet, benim size söyleyeceklerim bu dersin ilk dersinde bu devlet ve ekonomi şeyindeki konuşmanın ilk metni, ilk şeyi budur. Bundan sonra zannediyorum ki bu konuları derinliğine analiz ettiğimiz zaman daha çok vuzuha kavuşmak imkanımız olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Doktor Mehmet Genç hocamıza bu güzel dersi için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Sayın Profesör Doktor Mesut Efendiyev hocamızı sizlere tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Mesut Efendiyev 21 Ekim 1953'te Azerbaycan'ın Zakatala kentinde doğdu. Özellikle tıp, biyoloji ve ekoloji gibi hayat bilimlerindeki problemlerin matematiksel modellemesi ve bu modellerin analizi alanlarında güncel çalışmalar yapmaktadır. Dünyaca ünlü bilim insanlarıyla işbirliği yapan Efendiyev, 1990 yılında Alexander von Humboldt bursunu alan ilk Azerbaycanlı bilim insanı ve 2015 yılında Alexander von Humboldt Vakfı Feodor Lunen bursunu deneyimli bilim insanları için alan ilk Azerbaycanlı bilim insanıdır. Bunun yanı sıra ABD ve Kanada'da Nobel Ödülü adayları ve FIAS madalyası sahiplerine verilen seçkin misafir profesör unvanını alan Profesör Doktor Efendiyev bu unvanıyla 2018'de Toronto Üniversitesi ve Fields Enstitüsü ile 2019'da Waterloo Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Birçok popüler dergide ise editörlük görevini yürüten Profesör Doktor Efendiyev'in başta doğrusal olmayan analiz, topolojik değişmezler ve doğrusal olmayan sınır değer problemlerinin global çözümleri olmak üzere bilim ve matematiğe çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu konularda yaptığı katkılar nedeniyle birçok uluslararası konferansta ana konuşmacı olarak yer almıştır. 160'tan fazla makale ve bildiri, tanınmış yayın evleri tarafından basılmış 7 tane ileri düzey monograf sahibidir. Münih Helmholtz Merkezi Hesaplamalı Biyoloji Enstitüsü profesörlerinden Profesör Doktor Mesut Efendiyev 2020-2021 akademik yılında üniversitemizde lisansüstü çalışmalara katkıda bulunmak ve üniversitemiz bilim insanlarıyla ortak projeler yürütmek üzere ziyaretçi bilim insanı olarak çalışmaktadır. Şimdi sözü Profesör Doktor Mesut Efendiye hocamıza bırakıyorum. Sayın Rektörümüz Erol Bey ve kıymetli Hazirun, bu günde beni bu açılış dersinde kitap etmek için verdiğiniz imkandan, fırsattan istifade ederek size teşekkürümü bildirmek istiyorum. Değerli öğrenciler ve değerli hocalarımız, ben artık Eylül ayının 15'inden Marmara Üniversitesi'nde Rector's Distinguished Visiting Professor statüsünde görevliyim ve bayağı hanımefendinin de qeyd etdiyi kimi dünyanın ünlü üniversitelerinde, dünyanın ünlü bilim merkezlerinde
çok önemli bir statüslarda görevlik yapmışam ve indi de buna benzer statüslarda bana çoklu teklifler gelmek üzeredir. Ve tabii bir sual ortaya çıkır. Acaba neye göre böyle bir önemli ünlü tekliflerin olması sırasında ben Marmara Üniversitesi'ni seçtim. Marmara Üniversitesi'nden işbirliği için karar verdim. Bunun çok interesant ve çok örnek olası bir tarihi vardır. Bunu sizinle konuşmak isterdim. Bu benim Marmara Üniversitesi'ne olan bağlılığımı ve Marmara Üniversitesi'ne olan sevgimi çok düzgün ifade etmiş olacak. Demeli, bayağı hanımefendiden qeyd etdiyi kimi, ben Almanya'da yaklaşık 30 ile yakındı profesör statüsünde çalışıyorum ve Almanya'nın en ünlü üniversiteleri olan Freie Universität Berlin, Stuttgart Üniversitesi, München Teknik Üniversitesi'nde profesörlük yapmışım ve son yıllarda dünyanın en bilim merkezlerinden biri olan Helmut München merkezinde riyaziyatın, sehiyeye, riyaziyatın, biyolojiye ve bunların convergence of science deyirlər. Bunların bir-biriyle alaqasını üzrə modellerle bağlı işler, ortak işler yapıyoruz. Ve 2017. yılda ben München'de ofisimde oturarken Türkiye'den Profesör Doktor Faruk Uçer ve Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan bir e-mail aldım. Bu e-mailde Türkiye'den olan bu profesörler benim Türkiye'de İstanbul'da 2018. yılda Ekim ayında geçirilmesi nezarda tutulan International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Sciences deyilen bir toplantıya eş başkanı olmağı tekliflerini irayla sürüyordular ve benim bu toplantıya katılmağım ve bu toplantıya eş başkanı olmak fikrimi bilmek istiyordular. Normalde bana böyle bir tekliflerin böyle bir teklifler çok geliyor ve ben zaten nazikçe bunlara yok cevabı veriyorum işlerimin yoğunluğu bakımından. Ama Türk kardeşlerime ben yok diyebilmezdim çünkü bildiğiniz gibi bizim ana hattımız tek millet iki devlet esasında kuruluyor ve bunun zemininde ben Türk kardeşlerime müsbət cevap verdim ve 2018. yılda çok önemli sayıda Alman profesörleriyle ve benim başka ülkelerden, Amerika Birleşmiş Devletleri'nden, sonra Kanada'dan, Çin'den, Fransa'dan, İngiltere'den olan profesör arkadaşlarımla katıldık ve örnek olan bir İstanbul'da 2018 yılında bir konferans yaptık ve konferansın açılışından ilk gün bir gün önce ben Marmara Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Erol Bey'in şahsi özel misafiri oldum ve yaklaşım 2 saat ərzində Erol Bey'le bizim Marmara Üniversitesi'nin geleceği, Marmara Üniversitesi'nde geleceği hakkında Erol Bey'in vizyonu ve benim de yaklaşım 30 ile yakın Almanya'da ve Batı'da olan işbirliklerimin esasında benim nasıl buradaki yani Türkiye'deki eğitime bakışımı ve nasıl biz bilgi işbirliği yapmamız meselelerini çoklu müzakere ettik ve bu anda ben Erol Bey'in bu meselelerde ne kaç Marmara Üniversitesi için ve onun haricinde bütün Türkiye eğitim sistemi için görmek istediği azimkarlığını, onu görmek istediği işlerin canlı şahidi oldum ve bu beni çok beni çok hoş tesir etti ve
toplantının yani 2018 yılında Ekim ayında gelen toplantı zamanı Erol Bey toplantıya katılmış yabancı profesörlerle bir de özü görüş teşkil etti. Ve bu görüş esnasında, bu görüşte Erol Bey bir daha özünün Marmara Üniversitesi'nin vizyonu, geleceği vizyonu, hansı işleri yapmak lazım ve Marmara Üniversitesi dünyanın, o cümleden Türkiye'nin ve dünyanın başarılı üniversiteleri sırasında yer almak vizyonunu ortaya koydu. Ve bunu tam samimiyetle demek istiyorum ki benim hemen görüşte iştirak eden Almanya'dan olan profesör arkadaşlarımdan biri bana sonra dedi ki "Erisi sehr überzeugend gewesen." Yani o Erol Bey çok kendi iradesi ve güzel işler yapmak fikrindedir. Başka Amerikan arkadaşım "His speech was very impressive." Yani çok inanılması bir vizyonu var. Sepkide görüldü. Fikirlerini beni çattırdılar. Tabii ki bütün bunlar benim için çok hoş idi ve bunun yani bu benim Marmara Üniversitesi hakkında ilk teessüratım idi ve bu teessüratların, bu fikirlerin, bu benim dünya görüşüm 2019 yılında Erol Bey'in tezeden beni Marmara Üniversitesi'ne davet etmesiyle ortaya çıktı. Ben Marmara Üniversitesi'ni neredeyse May ayında 2019 yılında bir daha ziyaret ettim ve burada Marmara Üniversitesi'nin Erol Bey'in özünün iştirakıyla yaklaşık 2 saat ərzində Marmara Üniversitesi'nin önemli ünlü hocaları ile, ünlü öğretmenleri ile hem tıp sahasında, hem biyoloji sahasında, hem matematik sahasında, fizika sahasında hamımız bir araya geldik ve önce benim Batı'dan Türkiye eğitim sisteminin nasıl göründü ve neleri yapmak istediğimi hemen toplantı iştirakçılarının nazarına çatırdım ve sonra da onların fikirlerini biz öğrendik ve bütün bunlar bana çoklu ünlü merkezlerden teklifler hal-hazırda da gelmesine bakmayarak beni çok etkilendirdi ve benim kararıma çok müsbet təsir verdi. Ona göre benim Marmara Üniversitesi'nin Rektor Distinguished Professor statüsünde yani görevli olmamın esas sebeplerinden biri bu üniversitenin rektörünün vizyonu, bu üniversitenin rektörünün öz iradesi ve bu çok önemli rol oynadı. Ben dünyanın çok yerlerinde olduğum gibi ben bu meselenin ne kadar ciddi ve ne kadar böyle bir yükün altına girmek o kadar asan bir iş olmadığının farkındayım. Ve bu kararı vermeyimde de esas maksatlardan biri yani öz gücüme ve üniversitede olduğum bu 2 yıl ərzində görüşlerimin esnasında ortaya geldiği bir karar oldu. Ve artık ben dediğim gibi Eylül ayının 15'inden burada görevliyim ve bütün bunlara göre özümü çok mutlu hissediyorum. Bu artık yaklaşık bir buçuk aya yakın ben burada arkadaşlarla üniversitenin üst yöneticileriyle de görüşlerim oldu ve onlardan her cür desteği her türlü desteği gördüm ve görmekteyim. Bunların arasında ben mesela Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin dekanını ve Vice Dekanını sonra Vice Rektör Profesör Doktor Mustafa Kurt sonra Genel Sekreter Murat Ariseli tip Fakültesinin Vice Dekanı
Sayın Ümit Şehirli'ni, Uluslararası Ofisin Direktörü Nuri, Profesör Doktor Nuri Tinazi ve Meli Profesör Doktor birkaç arkadaşlar vardı. Onların hamısı Oğuzhan Gündüzü ve hatırlayıp hatırlamadığım bazı insanları arkadaşlara teşekkürümü bildirmek istiyorum. Ve artık yaklaşık bir buçuk aya yakındı ki ben dediğim gibi ve bu işlerin Marmara Üniversitesi'nde seminerlere, bilim arkadaşlarımla görüşlerime başlamışım. Ve buna göre özümü çok memnun hesap ediyorum. Ve inşallah bütün karşıya koyduğumuz perspektiflere, karşıya koyduğumuz üfüklere çatmağı düşünüyorum. Ve burada dediğim gibi üniversitenin rektöründen başlamış bütün üst yöneticilere karşı onların bana verdikleri desteği bir daha dile getirmek istiyordum ve minnettarlığımı bildirmek istiyordum. Tabii ki her bir üniversitenin güzelleri, her bir üniversitenin özeli onun öğrencileridir. Ve benim en sevimli statement diyeyim, en sevimli şuarlarımdan biri aşağıdaki fikirlerdi. Bunu bir müdürlük adam bundan bir 2 yıl önce demişti. Onun şunları demişti. I learned a lot of from my teachers. More than this from my colleagues, but the most from my students. Yani burada yani hocalarından, kollegalarından ne kaç öğrendiklerini hemen müdürlük adamı ifade ediyor. Önemli olan esas öğrencilerin rolunu burada özellikle kaydedir ve ben öğrencilerime her zaman bunları ifade ediyorum ve onların her zaman seminerlarda, maruzelerde daha aktif olmasını onlardan rica ediyorum ve böyle düşünüyorum ki artık bu son 40 yılda bütün bu üniversite tahsil sisteminde olduğumu nazar alarak bütün bunların hamısını hayata geçirmek mümkün olacaktır ve bayağı da kaydettiğim gibi bütün bunlar Marmara Üniversitesi'nde bunun için bütün esaslar var. Ben çok dikkatle hocamız Mehmet Bey'in dediklerine dikkatle kulak astım ve orada çok önemli fikirlere rast geldim. Onlardan da fikri bildiğiniz gibi halihazırda Azerbaycan halkı öz arazilerinin Eylül'ün 27'sinden başlamış öz arazilerini Ermenistan işgalinden azat etmek için vətən savaşına başlamışdı ve bu vətən savaşında biz haklı olarak öz ərazilərimizi Ermeni işğalından azad etmək iradəsini ortaya koyduk. Çünkü son yaklaşık 30 il ərzində biz sülh danışıqlarına rəğmən heç orada bir yerləş görmədik və əksinə 27-sində Ermənistan növbəti provokasiyonuna qarşı biz Ali Başkomandanlığının başlığı altında karar verdik ki, bu meseleleri bir dəfəlik həll edək və burada tək millət, iki dövlət əsnasında Türk kardeşlerimizin rolu çox önəmli oldu və Türkiyənin Cumhurbaşkanı, Türkiyənin Dışişleri Bakanı, Türkiyənin Savunma Bakanının verdikleri qətiyyətli mesajlar və bu savaştan önce Türkiye-Azerbaycan hərbi təlimleri, hərbi işbirliği öz faydasını verir ve vermektedir. Ve bir şeyin altını net olarak çizmek istiyordum ki, bu savaşta, hərb savaşında, hərb meydanında vuruşanlar ve şehit olanlar Azerbaycan xalqı, Azerbaycan Türkleri ve onların Azerbaycan'da yaşayan omuz omuza olan bütün milletlerden olan insanlardı ve bu
bayağı Mehmet Bey'in de dediği kimi Türk insanının ne kaç başka milletlerle bir yerde olmasının ve örnek bir millet olmasının tezahürüdür. Bunu demekle maksadım şu, hal-hazırda Azerbaycan, Türkiye ile Türkiye kimi bir neşe halklar var. Dinleri aynı, dilleri aynı ama onlar birbirlerine çokları düşman kesinlikler. Ama Azerbaycan halkı ve Azerbaycan Türk milleti, Azerbaycan milleti bunlar bütün dünya için bir örnektir. Ve benim birçok kararlarımda Marmara Üniversitesi ile de bağlı bu tek millet, iki devlet bütün benim kararlarımın ana hattını teşkil ediyor ve ona göre fırsattan istifade ederek Türk milletine bir de Türk kardeşlerime öz minnettarımı bildirmek istiyorum. Demeli benim bu bir ay, bir buçuk ay ərzində olduğum vaxt ərzində ben hansı strateji, nasıl işler yapmalı ve Marmara Üniversitesi'nin, özellikle Marmara Üniversitesi'nin Türkiye eğitim sisteminde en önemli sıralara geçmesi için ayda en aşağısı iki defa Erol Bey'le şahsi özel görüşlerim olur. Ve burada bu veya diğer formada birbirimizin fikirlerini eşidiyoruz ve emelli teklifler veriyoruz. Bunun için ben Erol Bey tarafından çok büyük iradenin olduğunu görüyorum ve bunun esnasında da benim birkaç üniversitenin değerli hocalarıyla müxtelif ortak projelere artık işlere başlamıştık ve bunun müqabilinde, bunun neticesinde artık bir neçə uğurlu projelerimiz artık hayata geçmedi. Baxmayaraq yaklaşık bir ay yarım ben buradayım. Bizim en mühim projelerimizden biri bayaq hanımefendi de qeyd etdiyi kimi Nobel ödüllü benimle işbirliği olan Nobel ödüllü arkadaşlarımın Marmara Üniversitesi'nin eğitim sistemine bu veya diğer formada pozitif katkısından söhbət gidiyor ve biz artık ben bir 12 çok istedadlı, çok başarılı, çok değerli genç Marmara Üniversitesi'nin genç alimleriyle görüşlerim oldu ve onların Aşağıgül Hanım'ın qeyd etdiyi kimi dünyanın ünlü üniversitelerinde Alexander von Humboldt ödüllerinin alınması hakkında birgə müştərək seminarlarımız hakkında bu işleri biz yapıyoruz ve benim hal-hazırda yani şimdi dünyanın bilim sahasında artık bilimlerin birbirine konvergensiyası başlamış. Yani siz Marmara Üniversitesi'nde benim bir seminarım artık başlamıştı ve bu seminarın başlangıcı, bu seminarın titili What Has Biology and Medicine Done for Mathematics? Yani biyoloji ve tibbin matematika katkısı. Normalde matematik erseye gelenden şu son 10 yıla kadar matematikin fizikaya, matematikin mühendisliğe, matematikin kimyaya katkısından söhbət gidiyordu. Ama son illerin benim Amerika'nın Stanford, Caltech, Princeton, sonra University of Toronto, Waterloo Üniversitelerinde elə özümün 30, yaklaşım 30 ilə yaxın yaşadığım Almanya'da, Almanya'nın ünlü üniversitelerinde bu projelerin yeni istiqamətlerinin inşallah Marmara Üniversitesi'nde hayata geçirmesinde çalışacağım ve bunun altını net olarak çizmek istiyordum. Yani bu sahede benim her cür irademe, siz de inana
güvenebiliyorsunuz ve bunu inşallah biz bunu yapacağız. Ve benim bu sahede benim yani fikirlerim çok pozitifdi. Diğer taraftan ben bayağı dedim dünyanın meyyen vaktinde dünyanın meyyen döneminde bazen fundamental ilimler, tekniki ilimler ön sırada oluyor. Bazen humanitar ilimler ön sırada oluyor. Dünyanın şimdiki döneminde bu iki ilmin, bu humanitar ilmin ve fundamental ilmanın vehdeti çok vacibdir. Bunun vacibliğini ben Eylül ayının 26'sında Erol Bey'in tefsiyesiyle Graduate Colloquium in Ottoman Studies gördüm ve dünyanın müxtəlif çeşitli üniversitelerinden Osmanlı İmperiyası'nın tarihi hakkında ve yeni fikirler hakkında çok önemli fikirler seslendi ve ben oraya katıldım ve riyaziyatın da yani teknik ilimlerin de bu Osmanlı İmperiyası'nın Osmanlı İmperiyası'nın arşivlerindeki rolundan konuştum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim indiki zamana gelip çatan manuskriplerin bazıları o kadar iyi formada değil, okumamış haldadır ve imaging process deyilen bir anlayış var teknik ilimlerde ve bunlar hemin manuskriplerin hatta iyi halde okunması zor olsa da bile onların iyi hala getirilmesinde mühim roller oynuyor ve bütün bunlar yani bu dünyanın şimdiki döneminde iki humanitar ve teknik ilimlerin bir yerde olmasının ve birbirine kavuşmasının en bariz nümunesidir. Ve ben öğrencilerimden ve hocalarımdan Marmara Üniversitesi'nden daha çok şeyler bekliyorum ve her zaman onlarla bir araya gelmek arzusundayım. Önemli olan bayağı kaydettiğim gibi dediğim gibi demeli biyologiyanın, tibbin riyaziyata neler verdiğinden yani önceki illerde olduğu kimi yok. Yani mass biyologiyanın, mass tibbin, translation medicine deyirler bunların riyaziyata, fizikaya verdiği önemin ortaya çıkarılmasından bu hal-hazırda dünyanın bilim adamlarının ve Nobel ödüllerinin son illerdeki Nobel ödüllerinin aldıkları neçelere fikir verseniz ki Nobel ödülü alanları görseniz onlar məhz bu sahelerde daha çok bu Nobel ödülünü olmuşlar. Bunlar daha çok elimlerin birleştiği bir yerde bilim işlerini yapmışlar ve bunların hamısı bende bir daha çok nikbin güzel bir fikir yaradır ki inşallah Erol Bey'le karşıya duyduğumuz bütün işleri uğurlu hayata geçirsin. Size dikkatinize göre teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olsun.